Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Mete Papatya kaleci kariyeri videosuyla sizlerle birlikteyim. En son burada Burnley maçını bırakmıştık. Ama şöyle bir şey düşündüm. Şurada gördüğünüz gibi 4 tane maç var. İşte Leeds United, Cardiff zaten bunu atlarız. Brighton. Bu 4 maçı atlayalım diye düşündüm. Çünkü burada Manchester United maçı var. Liverpool maçı var. Yani şunları geçeriz diye varsayıyorum. Standart LG'de herhalde yenilmeyiz. Değil mi? İlk maçı yenilirsek ikinci maçı oynarız ama. Biraz daha böyle zor rakiplere karşı oynayıp yavaştan sezonun sonuna doğru gelelim istedim. Zaten ligde şu anda pek iddiamız yok ya. Şöyle bakalım. 10. sırada falanız ya. İddiamız da kalmadı. O yüzden hani bu tarz zor maçları oynayıp yolumuza devam edelim diye düşündüm. Hatta şöyle hızlı simüle edelim direkt. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hızlı simüle ederek geçelim bakalım. Burnley maçı ne oldu? 3-0 kazandık. Saka, Sörloth ve Martinelli gol atmış. Şimdi United ve Liverpool maçıyla başlayacağız aslında. Şu maçları atlayalım ama. Zorlu maçlarla böyle biraz daha sezon sonuna doğru gelmek istiyorum. Bayağı da bir bölüm oldu zaten, artık 90 overlık kaleciyiz. Aslında böyle biraz da bitirip yeni bir kaleci kariyerine başlamak daha çok istiyorum şu an için. Çünkü zaten olacağımız olduk artık, yani yavaştan sonuna doğru gelelim. Avrupa Ligi kupasını kaldırıp o şekilde bitirmek istiyorum bu sezon. Premier Ligi kaldıramayacağız çünkü. O yüzden Avrupa Ligi'ne biraz daha ağırlık vererek sezonun sonuna doğru gidelim. Hatta direkt böyle uğraşmaya bile gerek yok ya. Şöyle direkt atlayayım ben şuradan. Dur. Şuraya kadar bir atla. Leeds United maçı. Ne oldu? Mağlubiyet aldık. Kaybettik. Cardiff. FA Cup. Değil mi? FA Cup maçı son 32. Cardiff'i herhalde geçeriz değil mi? 2-1, onlardan da gol yemişiz. Brighton maçı geldi. Brighton'da herhalde yeniliriz diye düşünüyorum şu an için. Bakalım. Leeds'e yenildik gerçi, onu da yenilebiliriz ya. Brighton maçı. Ne olacak? Yenildik mi? Yenildik, evet. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. 3-0 mağlubiyet aldık. Puan durumunda 12. sıradayız. West Ham'ın da maç eksiği var bir de üstüne. Neyse. Şunları hemen yapalım. Yap 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 yap. 91 over'la doğru gidiyoruz adım adım. Az kaldı zaten. Şimdi şöyle. Ha, burada şey de var, dur. Transfer. Bu arada bizi transfer etmiyorlar. O yüzden direkt geçtim transfer dönemini. Hani Arsenal'da başka kaleci yok. Hepsi 75'lik falan. O yüzden bizi salmıyorlar. Hoca direkt transfer listesine koymuyor. O yüzden böyle bir şey yaptım. Hatta bakayım isterseniz. Hani sonra da teklif gelirse. Gerçi geçtik. Neyse boşver. Evet, Manchester United maçı geldi. Hadi bakalım. Zorlu maç olacak. Ondan sonra da Liverpool maçı var. Önemini biraz daha, kariyerin önemini biraz daha böyle Avrupa Ligi kupasını kaldırmak için Avrupa Ligi'ne vermek istiyorum yani önemi. Avrupa Ligi'ni kaldırdıktan sonra kariyerimizi de bitiririz. Yani çok da uzatmaya gerek yok. Bayağı oldu çünkü oynuyoruz Mete ile. Biraz da böyle yeni kariyere başlayasım var. Avrupa Ligi'ni kaldırmadan gitmek istemiyorum ama ya. Bu sezon bir Avrupa Ligi kupasını kaldıralım. Tabii arada bu zor maçları da yapalım. O şekilde yolumuza devam edelim. Old Trafford'a gidiyoruz. Kadroları çok iyi bu arada. Kadroları bayağı iyi. Bakalım neler yapacağız. Başlayalım bakalım. Öf, yalnız Old Trafford'a geldik. Çok güzel gözüküyor. Manchester United'ın sahası. Hadi bakalım. Bölümümüzün ilk maçında Old Trafford'dayız. Manchester United maçı. Bakalım nasıl olacak. Griezmann'ı vuruşuyla başladılar. Çok fazla ileri çıkmayacağım. Dediğim gibi. Hani böyle çok zor durumda kalırsak 80'den 90'dan sonra belki ileri çıkabiliriz. Onun haricinde kalede takılacağız yine. Yalnız çok güzel gözüküyor ya. Harbiden bayağı güzel gözüküyor sahaları. Matic. Griezmann. Şimdi ortaya. Bruno Fernandes. Özellikle Bruno Fernandes'e ayrı bir dikkat etmemiz lazım. İyi bir oyuncu. Kapat önünü abi. Ne yapıyorsun lan? Bruno Fernandes dibime geldi. Yanımda bekliyor. Ha, bu arada şey soranlar var. L1'i kullanıyor musun diye. Evet, normalde şu an kullanıyorum mesela. Ama her zaman kullanmıyorum. Mesela atlarken falan kendim atlıyorum. Şu an mesela kullanmıyorum. Hani adama yönelik şey aldığımızda, pozisyon aldığımızda L1'i kullanıyorum. Yarı yarıya diyebilirim şu an. Yarı yarıya. Arada kullanıyorum, arada kullanmıyorum. Kafama göre. Bu arada Suarez attın onu. Niye vurmadan? Di Maria ve gol. Çok güzel abi. Dakika 11'de Manchester United karşısına Di Maria'nın golüyle 1-0'a geçiyoruz. 9 numaraya
Numaraya. Numaraya yine 9 numaraya birleştim lan. 9 numaraya. Burada güzel pas. Di Maria çok güzel vurdu bu arada. 9 numaraya. 3. golüymüş. İşte bu. 1-0'a geçtik. Hadi bir daha yapın şimdi Santra'yı. Daha yeni yaptılar. Bruno Fernandes. Şimdi Galbraith. O ne lan? Galbraith mi? Galbraith mi? Griezmann. Dikkat. Bak şu an mesela kullanıyorum ama tutacağım zaman kullanmam. Aynen bu şekilde. Arada böyle salıp kurtarış falan yapıyorum. Yarı yarıya. Ver oğlum. Çok güzel Torreira. Verdin orayı yukarı. O çok kötü pas ya Torreira. Ne yapıyorsun oğlum? Şimdi Marcus Rashford. Tuttu oyunda. Rashford. Griezmann'a verdi. Antoine Griezmann. Ortaya. Matic. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka'dan Tsigankov. Biraz çıkayım mı? Gel biraz çıkalım. Martinelli oyna buraya Martinelli. Oyna. Oyunu biraz yönlendirelim değil mi? Yönlendirdik. Ver bakayım. Al kanka. Nasıl yönlendirdik ama? Öf iğrenç. Çok kötü pas attık. Koş koş koş. Evet ilk yarıda golden sonra çok da bir şey olmadı. İkinci yarıya şimdi başladık. Yani çok da gelemedik. Şöyle biraz ileri çıkalım mı? Yok çok da çıkmayalım. Şöyle ver bakayım. Bir daha ver. Tamam, top bizdeyken şöyle pas yapalım. Şimdi geri çekebiliriz. Yanduzi'nin ne yapacağı belli olmaz. Kaptırır topu. Tam söylerken kaptırıyordu. Kaptırdı zaten yani. Belli çünkü yani Gendouzi kapasitesi belli. Matic. Ortaya doğru Bruno Fernandes geliyor şimdi. Dikkat abi. Bruno Fernandes vurabilir. Vurmadı. Galbraith aradan. Griezmann. Orta. Ne oluyor oğlum? Ay Oskarsın vuruyordu. Direkt şöyle abi. Aynen oraya. Çok güzel. Suarez. Çakma Suarez'den pas geldi. Matic bırakıyormuş lan futbolu. Zamanı gelmişti falan. Ortaya doğru pas. Ya geçmedi. Kaleye dön Mete. Wan-Bissaka. Suarez şimdi. Dakika 60 oldu. Torreira. Gendouzi. Gendouzi yine kaptırma bari ya. Ha tamam. Boştaki adama pas attı. O da kaptırıyordu. Maitland-Niles. Biraz ileri çıkalım mı? Sanki çok kaptıracaklar mı şimdi geliyor ama neyse. Ver bakayım. Gendouzi sen kaptıracaksın gibi. Ver. Ver şuraya. Al bakayım. Ver bir daha. Al bak. Ver ver. Şuraya oğlum. Heh. Oraya atmaya çalışıyorum deminden beri. Torreira oyna buraya. Çok güzel. Mete. Mete. Vur lan. Ya çok kötü vurdu. Geç. Koş geri. Koş. Donnarumma. Mete şimdi şöyle bıraktı. Bir daha istedim. Şuraya. Aldın aldın. 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 Tamam. Alamadın diyecektim. Almış. Alamamış. Jübile yapmayı düşünüyormuş Di Maria. Allah Allah. Sağda yürüyemiyor. Neyse. Gol attı. Geliyorlar şimdi. Topa sahip ama da tabii ki çok üstünlükler var ama hiç gelemediler ya bu arada. Hani kaleye bulan şut diyor da büyük ihtimal savunmanın şeyini falan sayıyor deminki. Yani hiç de gelemediler şu ana kadar. Biz de bir kere geldik. Onda da zaten maçın başına gol attık. Bruno Fernandes çıktı. Nkunku girdi oyuna. Şimdi top bizde kalmadı. Gendouzi çıktı bizde de. Arambarri oyuna girdi. Şimdi Arambarri. Arambarri'den pas. Suarez. Torreira. Sydney. Hangi takım lan o? International bir şey. Transfer olmuş. Ne gösteriyorsun oğlum bana ya sen de. Gösterdiği şeylere bak. Tapsopa. O soruyor. Artık dakika 85 oldu. Bir tık ileri çıkalım mı? Bence çıkalım. 85 oldu artık. Çıkmanın zamanı. Oyun önüme. Verdim. Oyna bir daha. Çok güzel. Şimdi uzaklar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Tamam hocam. Geçiyorum yerime. Öyle saçma bir şey yok. Geçtim. Tamam. Çok kötüydü bu arada şut. Griezmann çıktı. Immobile girdi oyuna. Oğlum Immobile bütün kariyerlerde yedek santrafor olarak oynuyor lan. Niye öyle? Oynadığım bütün kariyerlerde oynadığım takımda veya karşı takımda oluyor. Allah Allah. Yedek bir de yani. Sürekli yedek oluyor. İlginç. Umtiti. Wan-Bissaka. Son kez gelebilirler. Dikkat edelim. Gelemeden maç bitiyor ve 1-0 galibiyetle bölüme başlıyoruz. Hem de Manchester United'ı yendik. İyi bir rakibi yendik. Mete bak. Uf. Alkışlıyor. Neyi alkışlıyorsa. 80 maç tamamlamışız.
O kadar oldu mu ya? 80 maç oynamışız. Bayağı oynamışız ya. Şutları da yok sayılır. 2 tane zaten. Onlar da yani Mete'nin kurtarışı değil. Savunmanın kaydıkları falandır büyük ihtimalle. Şimdi Liverpool maçı var. Şu standart DG maçını atlayacağız tabii ki. Şu antrenmanları yapalım tabii önce. O maçı atlayacağız. Bitiriciliğimiz artsın, değil mi? Kötü şut atıyoruz yani. Son dakikalarda ileri çıkalım dedik de bayağı da kötü şut atıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Liverpool maçına kadar atla bakalım. Ya bu adamları yenmemiz lazım. Standart ligi eleneceksek hiç oynamayalım ya. Bak şimdi ikinci maç oynat diyor yani. İkinci maç illaki oyna diyor. Ya standart ligi karşı oynamak istemiyorum abi. Niye oynayayım ya? Ben böyle Liverpool'a karşı falan oynayayım yani. Sisli hava. Kadroları da güzel bu arada. Fena değil. Evet evet güzel kadroları var. Başlayalım. Bölümümüzün ikinci maçında bu sefer rakibimiz Liverpool. Gördüğünüz gibi kendi sahamızdayız. Sisli bir hava var. Bakalım Liverpool karşısında neler yapacağız. Her yer tabi tıklım tıklım. Korona bitmiş falan. Alexander Arnold görüntüde. Liverpool'un kadrosu çok iyi bu arada. Bakalım üstümüze gelebilecekler mi? Roberto Firmino. Dakika 5. Şimdi Koke. Firmino'ya verebilir aradan. Oo, Mete çok güzel çıkardı lan. Kale boş mu? Oh, boş kale. Tap sopa. Ulan çok güzel çıkardık bu arada karşı karşıya. Luis Suarez. Torreira. Suarez şimdi. Oyna bakayım buraya. Ne yapıyorsun? Roberto Firmino. Maça hareketli başladı Liverpool. Oo, şimdi bu arada çıkmayacağım çünkü tutar bizimkiler. Çok güzel. Normalde çıkardık onu da. Oradan vurabilir. Oradan vurabilir Firmino. Ulu. O sorunun ayağına çarptı. Ne oluyor? Var ya fena bastırıyorlar bu arada. Liverpool hayvan gibi bastırıyor şu anda. Ne oldu? Free kick yok. Free kick yok hocam, öyle bir şey yok. Martinelli. Suarez şimdi öne doğru bıraktı. Dikkat çeken oyuncu. Dikkat neyse. Dikkat çeken oyuncu Firmino. Ben Davies geri. Çok iyi. Ben Davies. Ver pasını. Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun abi? Roberto Firmino. Kimse basmıyor adama. Böyle dikiliyor. Fabinho. Aradan verecek. Ah be. Açıldık bir de ama. Kurtaramıyoruz maalesef. Para yok. Bak çok da erken açıldık bu arada. Luis Suarez'in gol sevincini yapıyor. Bak bayağı erken açıldık. Yani daha adamın ayağına top gelmeden Mete açılmaya başladı. Bak iyi izleyin şimdi. Bak görüyor musunuz? Daha ayağına top gelmeden açılmaya başladık ama açısını yine de kapatamadık. Baksana. Yine de kapatamadık ya. Güzel bir kurtarış yapabilirdik. Maalesef adam iyi vurdu. Daha ayağına top gelmeden açılmaya başladık ama yetmedi. Uzaktı bayağı. Daniel Parejo. 1-0 gerideyiz. Şimdi Santra'yı kullandık. Hemen ver abi şöyle. Ver ver ver. Al bakayım. Güzel. Şimdi yerimize geçelim. Gendouzi aradan bıraktı bu arada. Hadi Martinelli. Ver oğlum aradan. Süper. Suarez vur lan oradan. Ya vur artık. Millet vuruyor bak. Millet vuruyor. Giriyor oradan. Sen de vursana biraz. Di Maria. Dakika 37 oldu. Di Maria kaptıracaksın değil mi ya? Oğlum ver şu topu. Orta geldi Van Dijk. Oğlum Van Dijk. Van Dijk ve Umtiti falan varken. Umtiti miydi? Kimdi yanındaki? Hernandez falan varken yani sen niye orta yapıyorsun ki? Yerden oynaman lazım. Fabinho. Parejo. Firmino. Fabinho. Bu ne lan? Parejo, Firmino, Fabinho. Hepsinin sonu şey. O ile bitiyor. Alexander Arnold. Alexander Arnold çekti topu. Orta yapabilir bu arada ama yapmayacak galiba. Değil mi? Şimdi pas verdi. Bak millet pas veriyor. Parejo. Şimdi Alexander Arnold. Şurada işte tehlike olabilir. Topu kapamadık. Firmino şimdi kaptık. Çok güzel. 46 oldu burada. İlk yarı sona eriyor. 1-0. Parejo'nun golüyle geride bir şekilde soyunma odasına gidiyoruz. İkinci yarı bakalım ne olacak. Okey. Fabinho. Çok güzel aldık topu. Di Maria. Di Maria buraya oyna. Di Maria, Di Maria buraya oyna. Buraya oyna, buraya oyna. Tamam. Sıkıntı abi oralar. Çıkmayın oradan. Çıkamayacaksınız ya belli. Oyna. Oyna buraya abi. Çok güzel Mete bıraktı şimdi. Ne oldu? Offside mı? Ya Gendouzi adama niye atıyorsun oğlum o zaman offside'deyse?
Allah Allah, bu Gendouzi'yi hiç sevmiyorum ha. Ayrı bir kılım yani. Rafa oyuna girdi Di Maria'nın yerine. Neyse iyi oldu bari. Aa, yine şey gitti. Scoreboard gitti. Hemen şöyle verdik. Kanka ileri doğru çıkıyorum ha. Bana versen. Aynen. Verdim. Tamam. Biraz işte presli geliyorlar. Ona dikkat etmemiz lazım. Kaptırdık. Ataş bizim. Güzel. Paraya o dikkat çeken oyuncuymuş. Biraz ileri doğru çıksak mı ya? Dakika kaç? 64. Birazdan çıkarız. Şimdi değil. Şöyle bir 75 sonrası falan çıkalım. Zaten gerideyiz ya. Hani bir takımı yönetmek amacıyla. Mane. Aubameyang. Aa, Aubameyang almışlar lan bir de. Fabinho. Okey şimdi. Ulan scoreboard nereye gidiyor oğlum? Aubameyang. Sambi. Sambi kim lan? Salah. Salah'tan Sambi Lokonga'ya. Fabinho. Aradan verebilir. Dikkat. Verecek. Poke. Ceza sahasının içindeler. Topu kaptık. Holding. Tamam. Tamam, bizde sıkıntı yok. Değil. Bizde değil. Sıkıntı var. Fabinho. Ortaya verecek. Vermedi lan. Aldık. Tamam. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Cık. Oğlum bir bana oynayın ya. Şöyle bir hani döndüreyim pası da, neyse. O kadar sıkıntılı pozisyonda oynama. Orada oynarsa şimdi gol falan yeriz belki. Salah. Alamadık. Gendouzi. Ayağına çarptı top. Şöyle verdik abi. Oyun önüme. Oyun önüme. 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 Çabuk. 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 Lan oynasana artık. Allah Allah. Adam oynamıyor ya. Verdim. Oyuna bir daha ileri doğru çıkıyorum artık. Son dakikalara giriyoruz çünkü. Anladık onu. Kaydım ama adama kaydık. Çüş, koş yeri. Koş yeri, adama çok kötü kaydık. Dakika 80 olmuş, ben görmüyordum. Geçeriz kaleye ya, vurmaz oradan. Geçtik. Aubameyang. Dakika 81. Aubameyang. Mete, tamam. Ben kötü gidecek sandım, bir an heyecanlandım ha. Koş. Koş 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 koş. Atağa çıkalım. 90+1. Koş. Kaleden çıktım. Zaten bitti ya. 1-0 yenirsek ne olur? 2-0 yenirsek ne olur? Evet, maç bitiyor. Yani 1-0 yeniliyoruz maalesef. İlk dakikalarda yediğimiz gollerle bu şekilde maç bitmiş oldu. 5.8 mi? 90 overlu olduk bu arada. Gol yediğimiz için de oha, o kadar şutları var mı? Bayağı şutları olmuş. 10 tane şut çekmişler lan neredeyse. Chelsea yenmiş, Watford yenilmiş. Şimdi şu Avrupa Ligi maçını atlayacağım ama çok tereddütteyim ya. Lan gidip yenilmeyelim şöyle salak takıma. Son 32 turu. Abi standart ligiye de yeniliyorsak yani hiç oynamayalım be. Değil mi? Yeneriz herhalde. Hızlı simüle edeceğim. Ya meta oynamış sayılacak. İlk yarı şey, ilk maç 0-0'dı. Rövanşını oynuyoruz. Yani abi bunda yenemiyorsak harbiden hiç oynamayalım ya. Oh be, şükür yani gerçekten. Bunu da yenemiyorsak hiç oynamamız mantığı yok çünkü. Son 16 turuna doğru geçeceğiz Avrupa Ligi'nde. Artık böyle Başakşehir yenilmiş. Diğerlerini göremedim. Bu ne? FA Cup ne alaka lan? FA Cup nereden geldi oğlum? Ne alaka şimdi? Ha, antrenman yapalım. 91 overla doğru ilerliyoruz. Pasomuz gelişti. Serbest vuruşumuz gelişiyor. Pozisyon alma falan. İyi, iyi, sıkıntı yok. Şimdi FA Cup son 16 vardı. Bunu da yapmaya gerek yok. Roma. Abi şuraya kadar bir ilerleyelim mi? Şuraya kadar bir ilerleyelim bence. Çünkü diğerlerini yapmaya çok gerek yok. İşte Sheffield, Fulham falan var. Onlara karşı oynamaya gerek yok. FA Cup'tan da elendik. 2-1 West Ham'a yenildik. Şimdi Roma'yla ilk maçta bakalım ne olacak? Yenebilecek miyiz? Ona göre ikinci maçta toparlama şansımız var. 3-2 yenildik. Tamam, sıkıntı yok. Deplasmansa güzel bir maç. Deplasmanda 2 tane attıysak yani güzel. Evet, şimdi deplasman. Hayır, kötü yapmışız. 3-2'den dönebilecek miyiz bakalım? 3-2'den dönebilecek miyiz Roma'ya karşı? Şöyle yapalım. Burada dönebilmek için ya ileri doğru da çıkmamız gerekiyor bu maçta. Ama tabii sonlara doğru yaparız yine. Son 16 turunda 3-2 mağlup olmuştuk. Onlar bize deplasmanda 2 tane attı. Pardon, 3 tane attı. Deplasmanda bize 3 tane attılar. Ama biz şöyle bir 2-0 yensek dönüyoruz yani. Öyle bir şey yok. Çok da sıkıntı değil. En azından bir 2-0 yensek güzel bir şekilde dönmüş oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Deplasmanda ya bir tane atsak yetmiyor. 3 olunca yetmiyor. Onlar çünkü 3 tane attı. 2-0 yenmemiz lazım abi bu maçı.
Hadi bakalım. Ya Metele'de olabildiğince takımı yönlendireceğiz bu maç. Bu maç önemli. Bundan sonra çeyrek final falan var çünkü yani. Bölümümüzün 3. maçında rakibimiz Roma. İtalya'ya geldik. Bakalım burada 3-2'nin rövanşına dönebilecek miyiz? Bir tık zor. Çünkü 2-0 yenmemiz gerekiyor. Yani takımı yönlendirip biraz daha ileride çıkabiliriz. Yani ikinci yarı yaparız onu biraz daha böyle. Hani ilk yarı safe takılalım. Takım belki atarsa atar. Bir gol ya da iki gol. 2-0 yendiğimiz zaman çok rahat çıkıyoruz ama. 1-0 yetmiyor çünkü. Onlar bize deplasmanda 3 tane attı. Biz şimdi burada bir tane alsak bile yetmiyor. Kana. Ver bakayım abi. Şöyle gördüm bak orayı. Çok kötü attık yani. Neyse ileri çıkmayalım. Oyna. İşte bu çektim. Verdim pasımı aradan. Oy vur vur vur. Vur ulan vur. Niye vurmuyorsun ya? Sen vursana. Sen niye bana pas atıyorsun ya oğlum? Oradan köşeden belki atardın. Alamadık mı? Tamam kaleye geçtim zaten. Sıkıntı yok. 2-0 yenmemiz lazım bu maçı. Hadi ya. Şu Avrupa Ligi kupasını kaldıralım. Torreira. Oyna. Verdim. Vur oğlum. Ya nasıl vuramıyorsun abi? Önünü kapatıyor. Ah be. Koş geri koş. Koş geçiyoruz. Geçtik yerimize de abi onu nasıl atamıyorsun ya? Çok boştu. Bayağı boş, boş pozisyondu. Hadi kaptık. Koşun oğlum. Yardırın lan. Yardırın. 38 oldu. Hadi hadi hadi. Çaka. İlk yarı bitmeden bari 1-0 bulalım. Hadi abi. Hadi abi. İlk yarı bitmeden. Çok güzel. Torreira. Attık bunu. Attık bunu hadi. Ver ortaya. Versene ortaya. Nereye veriyorsun? Ya abi nereye döndün ya? Weghorst'e döndü herif. Tapsoba'ya niye dönüyorsun? Çaka. Hadi bitmeden. Bitmeden. Ver aradan. Vursa. Lan Çaka mı Saka mı? Saka'ydı galiba. Atamadık. Hocam korner. Hadi kornerden. Hadi kornerden. Saka kullandı. Tauvin. Bitecek. Yapma be. İkinci yarı iki tane sallamamız lazım. Başka türlü uzatmalara gitme şansı zaten yok. Kap onu, kap onu, kap onu. Yapamadık ki. Aradan verecek. Aradan verdi şimdi. Oha orayı beklemiyordum. Orayı beklemiyordum harbiden atamadı zaten. Korner mi? Taç. Oy tam ucundan taçmış. Dakika 60. Hadi be oğlum ya. Şu yarım saatte iki gol. Gelmedi mi? Gelir gibi ya. Koş. Koş ulan. Of. Gelmeyecek gibi. Maalesef. Ya adamlar zaten gelemiyor. Orasını geçtim de. Biz de çıkamıyoruz. Sıkıntı orada. Yok. Ve gör şimdi. 63 oldu. 2 gol lazım. Mete çıkardı. Aa ofsaytmış lan. Neyse çıkarttık zaten. Oynasana buraya. Oyna bakayım buraya. Yok. Yok abi şu an çok dağınık oynuyoruz ya. 2 gol atmamızın şu an için imkanı yok gibi. Ya Avrupa Ligi'nden ne denirsek bilmiyorum ya. Bitirsek mi ne yapsak? Yeni bir kariyerle böyle sıfırdan başlasak mı? Ama hiç antrenman yapmadan. Ya bu arada öyle yapacağım zaten. Yeni kariyer yaparsak hiç antrenman yapmadan ve büyük ihtimal bir 30 yaşına falan yaparım oyuncuyu. Çünkü hiç gelişsin istemiyorum ben. Olabildiğince aynı takımda kalalım. Ya böyle çok zorlanalım gibi böyle değişik bir şey yapalım. Mete koşuyorsun. Mete koşuyorsun. Çektin. Verdim pası. Pas yok ki yani ne yapayım abi. Yani gol atmaya biz çıkıyoruz siz düşünün. Ver bakayım. Verdik. Oyranın önüme. Öyle bir şey yok. Bastır bakayım. Alamadık. Mancini. Top bizde. Koş oğlum. Di Maria oyna buraya. Verdim. Kimde top? Onlarda nasıl kalıyor? Ya nasıl onlarda kalıyor abi? Ah tamam bizde kaldı. Dakika 78. Belki son ataklarda. Hadi lan. Koş oğlum. Ya offside mı? Ah ya. Adam da güzel gidiyordu. Dakika 80.
Yok maalesef burada eleneceğiz ya. Charlotte oyuna girdi ama çok da bir şey olacağını sanmıyorum. Cristante, Atsunodoi ortaya verdi ve Görst top sopa adamı yıkıp koştu direkt. Ben de koşuyorum ama 83 koşuyorum. Martinelli, Martinelli ortaladı. Evet onlardan döndü. Evet yani yapacak da bir şey yok. Dönen topları da alamıyoruz. Bizde mi? O da bizde değil. Kaleye geçeceğim ama burada maç bitecek. İki gol atmamızın çok da imkanı yok gibi. Verdik. Koşuyorum. Ya veremedik tamam. Evet yani öyle böyle geziniyoruz ama 90 artı 2 burada maç bitecek. 0-0 berabere kalıyoruz. Ya şuradan dönemedik, çok kötü oldu. Avrupa Ligi'nden de eleniyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok abi yani, takım ne gol atıyor, gol değmedik. Kalede de iyiyiz aslında da işte Roma bir üst tura çıkıyor, biz de eleniyoruz maalesef. Avrupa Ligi'nde de Roma'ya elendik son 16 turunda. Çeyrek final bile değil. Baya kötü gitti ya. 5.8. Yani pas yaptık. Onun haricinde top gelmedi bak. 0 top. Rating de zaten normal. Hiç top gelmediği için. 6-0 gibi yani. Şutları yok. Bizim de şutumuz yok. Böyle saçma sapan bir maçtı ya. Ortada geçti. Final bölümü mü olsa bilmiyorum yani. Burada bitirip yeni bir kariyere başlayıp böyle bir hani yeni bir başlangıç yapalım istiyorum açıkçası. Biraz da yordu. Yani hafiften bir yordu. Arsenal da yordu. Arsenal mental olarak bayağı yordu zaten şu an. Yani ne gol atabiliyoruz ne gol yiyebiliyoruz. Burada zaten maç yok. O zaman direkt şöyle bir zorlu rakip ne var? Everton Tottenham. O zaman ligin sonuna ilerletip bir Tottenham maçını yapıp bitirelim mi ya? Bu bölüm final olsun madem. Bitirelim ya. Tadında kalsın. Çok da uzatmayalım. Yeni kaleci kariyerine başlayalım. Avrupa Ligi'nden de elendik zaten. Burada da zaten yapacağımız bir şey yok. Milli takıma da çağırmamışlar. Dostluk maçları varmış. İskoçya falan. Evet öyle yapalım o zaman ya. Çünkü bunları falan oynamanın hiç mantığı yok. Hep aynı maçlar. Premier Lig'de zaten iyi gitmiyoruz. Yani yeni bir sezon oynayıp da transfer falan zaten olamayız. Çünkü kalecileri yok Arsenal'ın. Bizi salmıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Bence sıfırdan yeni bir kariyer açalım. Yeni bir kariyerde düşük bir takım seçelim. Olabildiğince düşük bir takım seçelim ve hiç antrenman yapmayalım. Artı olarak bir de 30 yaşında falan olalım ki hiç gelişmeyelim istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu bölüm final olsun madem. Son bir maç yapalım. Tottenham maçını yapalım son kez. Ve Mete'ye veda edelim. Zaten kaç 24-25 bölüm mü ne oldu? Yeterli bir bölüm. 25 bölüm kariyer gayet yeterli. Bayağı debi oynadık. Benevento'da başladık. Dortmund'a gittik. Oradan Arsenal'a transfer olduk. Çok da güzel işler yaptık. İlla ki kupa kazanmak zorunda da değiliz. Bu şekilde ligin son maçına Tottenham'a karşı oynayalım bakalım. Ondan sonra da veda edelim. Veda bölümümüz olsun. Aslında final yapmak yoktu aklımda da işte. Avrupa Ligi'nde de elendik zaten, hiç hani oynama şeyi de kalmadı. Gereği de kalmadı. 91 overall olabilecek miyiz? Büyük ihtimal olamayacağız. Değil mi? 90 overall zaten çok iyi. Gerek yok. Ha 90 o 91. Bayağı bir geliştik yani açıkçası artık. İki de golümüzü de attık. Oh mis gibi. Kariyerimize gol de yazdırdık. Şimdi Tottenham maçına gidelim. Yine 10-11 falanız galiba ya. 10. sıradayız yani gayet normal. Arsenal için. Evet bu şekilde bir maçımızda çıkalım. Onlar şöyle bir değişik forma giysin de, yeşil şimdi sağda yeşil ya, çok gözükmez falan. Dur bakayım. Biz böyle giyelim. Onlar da böyle giysin, sapsarı. Tamam böyle giysinler. Hadi bakalım. Sağdaki haşlı bir havada Mete'nin son maçı Tottenham karşısında, çıkalım bakalım. Evet bölümümüzün ve kariyerimizin aynı zamanda son bölümündeyiz. Son maçındayız daha doğrusu. Tottenham karşısında maçımıza çıkıyoruz. Son maç artık. Hadi bakalım. Mete'yi de şöyle son bir kez görelim. Yeni bir kariyerde, yeni bir kaleci kariyerine başlarız ileriki dönemlerde.
bu şekilde kariyerimiz sonlansın. Zaten artık sonuna doğru geliyorduk rating olarak da. Olabildiğince oynadık. Özellikle Dortmund çok iyiydi. Benevento'da da çok iyiydi. Oralarda çok güzel işler yapmıştık. Mete Papatya. Gördüğünüz gibi son maçına çıkıyor. Hadi bakalım. Biz başlıyoruz. Bilok. Torreira. Pablo Mari yüksek kullandı. Suarez. Ne oldu lan? Eric Dier alamadı. Zakaria. Dakika 13. Daha doğrusu 14 oldu artık. Hatta 15 oldu. Söyledikçe artıyor. Harry Kane. Eric Dier bıraktı. Son alamadı derken kaptırıyoruz. Zakaria. Harry Kane'e özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Zakaria şimdi. Reguilon. Reguilon'dan Steven Bergwijn. Bergwijn'dan Reguilon. Bergwijn bir daha. Şimdi Harry Kane. Harry Kane arkaya doğru bıraktı. Zakaria. Zakaria. Ne oluyor lan? Hadi oğlum. Yalnız hala alamadık topu. He. Maç başladı. 22 dakika oldu. Hala top onlarda. Bir kere bile çıkamadık. Hatta ya, anca 2 pas falan yapmışızdır. Anca o kadar yani. Tottenham acayip baskılı oynuyor. Ama bir şey de yok yani. Şöyle ortada duruyoruz şu an için. Zakaria. Şimdi son. Sondan ortaya Martinelli. Topu kesti. Koşalım hadi. O kadar baskı yedik peki. Kontra ataktan. Yok mu? Danny Rose kramponları asıyormuş. Güzel Pablo Mari. Şimdi yalnız uzun bir pas. Di Maria. Çekerse sıkıntı olabilir ama Reguilon önünü kapattı. O da gidip üstüne yürüdü. Topu kaptırdı. Şimdi son. Ümmin son geliyor. Ortaya verdi Eric Dier. Şimdi Delali. Delali vurabilir. Vurmadı Zakaria. Harry Kane nerede oğlum? Harry Kane. Aman dikkat Harry Kane'e. Harry Kane'e verecek onlar bak. Burada bekliyor. Zakaria'nın vuruşu. Mete çok güzel aldı. Verelim hemen. Bir tık ileri mi çıksak ya? Takım çok kötü oynuyor. Takım gerçekten çok kötü oynuyor şu an. Acayip baskı yiyoruz. Şöyle bari pas atalım da bir işe yarayalım. Top da gelmiyor. Şey de olmuyor. Ha ver. Ver bir daha. Verdim, geri çekiyorum şimdi. Tamam, oyunu biraz açtık. Sonra şimdi ortaya doğru. Blok. Oradan Kolasinac. Kolasinac atamadı. Top içeride. Taç bizim mi? Ha, ilk yarı bitmiş. Güzel, ileri doğru derken topu kaptırıyoruz. Luis Javier Suarez dikkat çeken oyuncuymuş. Aman aman ne kadar dikkat çekiyordur ya. Yani bu adam ne kadar dikkat çekiyor olabilir ki? Zakaria. Lengle. Dier. Son. Sondan Dier ha. Harry Kane şimdi. Ne olmuş sağ üstte? Lan Newcastle maçını gösteriyormuş. Harry Dier. Alamadık. Duarte. Şimdi Harry Kane'e doğru. Bir pas geldi Mete. Oo, dışarıdaymış lan. Gol sandım. Gol sandım. Baksana nasıl vurmuş. Ben aşırtma attı sandım. Mete'nin müdahalesi. Çok geç bu arada. Harbiden bayağı geç müdahale. Alakasız bir de yani. Adam atsa gol girecek. Kaleyi bulmuyor. Neyse. Verdik hemen. Çaktırma. Erken oyna bakayım buraya. Ha, o hiç olmadı. Tamam. Sal. Erken oyundan çıktı bu arada. Başkası girdi. Allah Allah. Di Maria. Suarez. Oradan bir vuruş yok mu? Blok. Vur lan oradan. Ha? Hadi. Ah be. De Gea. Oo, De Gea'yı almışlar. Tottenham'a bak. Güzel oyuncular almışlar. Bizde Di Maria çıktı. Rafa girdi. Klasik değişiklik. De Gea çift yumruk. Tamam. Rafa. Martinelli. Oradan vurdu ama savunmadan dönüyor. Son. Zakaria. Şimdi işte tehlikeli geliyorlar. Çünkü bayağı kişiyle kontratağa çıkıyorlardı ama durdular. Bayağı bir kestiler hızlarını. Aldık topu. Bergwijn yerde yatıyor bu arada. Sakatlandı lan galiba. Oğlum bir baksanıza çocuğa, sakatlandı galiba. Yok, kalktı tamam. Kolunu tutuyor bak, sakatlandı o he. Kaçıyor şimdi de. Allah Allah, geçti demek ki. Tek böyle geçiyor sakatlığı. Zakaria. Eric Dier aradan bırakacak. Vuruş geliyordu ama tam sopa. Ümmison. Çekip vurabilir. Dikkat. Aldık topu.
Ne bu abi? Oyuncu değişikliği takılı kaldı. Niye öyle kaldı lan? Saka. Saka oyuna girdi, bozdu oyunu. Verdim. Bir daha ver. Koşuyorum. Şöyle verdim. Bir daha önüme. Hop. Bir daha verdik. Ver oğlum. Süpersin. Mete. Şöyle verdi. Peki son bir golümüz yok mu Mete ile? Be abi, çok kötü oynadınız. Harbiden bayağı kötü pas o. Evet, şu anda dakikanın kaç olduğunu falan hiç... Ha, 81'miş. Yanda gördüm. Saka var çünkü ekranda. Oyuncu değişikliği Saka. Saçma sapan. Dakika 83. Son dakikalara doğru gireceğiz. 0-0 hala. Yani hiçbir değişiklik yok. İşte pozisyon olmadı. Zakaria. Şimdi son dakikada yemeyelim. Rafa. Gerçi yesek ne olacak ki? Zaten takım salmış. Pablo Mari. Tapsopa. Tamam, o soruyor. Son kez bir hata çıkıyorum. Oynadık. Verdim. Oyun önüme. Çok güzel Mete. Vur oğlum Mete. Hadi be. Az farklı dışarıda ya. Kariyerimizin son golünü atacaktık. Ah be oğlum, iyi de vurduk ha. Baksana. Uf, iyi vurmuşuz. Dakika kaç? 86 falan mı oldu? Ha, düzeldi. 89'muş lan. Son dakika varmış. Bergwijn sakatlanmış zaten. De Gea kullandı. Bergwijn indiremedi. Niles. Şimdi blok. 90+2. Belki son bir atakla burada golü bulabiliriz. Kolasinac. Yukarı doğru De Gea tutuyor ve burada maç bitiyor. Kariyerimiz de burada sonlanıyor. Tottenham maçıyla birlikte bu da 0-0 bitti. yani Mourinho tabii ki tebrik etti Arteta'yı. Evet, Mete Pavard ya kariyerinin son maçına çıktı. 7.1 ortalama. Güzel de ortalamamız var bu arada. Ama üstümüze hiç gelmediler. Yani şutları bile yok. O gösterdikleri hep savunmadan falan dönenler. 3 Liverpool. 3 Liverpool ne lan? Yenmiş işte. 3 Liverpool. 3-1 yenmiş. Evet, sezonun sonuna geldik. Burada bitirelim madem. Kaçan fırsatlarına çok pişmanmışız. Allah Allah. Nerede kaçtı lan fırsat? Ben niye görmem fırsatları? Penaltılarımız gelişti. 91 overla doğru ilerliyoruz. Yeni sezona geçmeye gerek yok herhalde. Kariyeri silmeyeceğim ama bu şekilde dursun ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Mete yerine şey yaparız. Yeni bir kaleci kariyeri yaparız ilerleyen dönemlerde. Bu sezon olmadı. Yani zaten artık hani bizde satmayacaklar. Çünkü burada şey de yok. Başka bir oyuncular yok. Bize salmıyorlar yani. Gidemezsin diyor açıkçası. O yüzden gidemiyoruz. Yapacak da bir şey yok. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir kariyerdi. Bayağı 25 bölüm falan oldu. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi 24-25 bölüm falan olması lazım. Yeni kariyerde artık öyle dediğim gibi o tarz düşük overall'da kalma olayı yapabiliriz. O şekilde oynarız. Ki düşük takımlarda biraz daha eğlenceli oluyor kaleci. Yani mesela normal oyuncu kariyerlerinde falan Premier League şampiyonu Liverpool olmuş. Normal oyuncu kariyerlerinin geliştikçe daha çok hızlanıyor. Daha çok gol asist yapıyorsun ama kaleci kariyerlerinin gelişince biraz da iş değişiyormuş yani. Daha da eğlence açısından kötüye doğru gidiyormuş gibi hissettim ben. Deneyimlemiş olduk, tecrübe etmiş olduk. Kaleci kariyeri zaten ilk defa yapıyorduk. Bir sonrakilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.